Karakolda anlatırsınız derdinizi. Yürüyün. Halide, söylesene. Yediğin atları anlatsana. Şu iffetsiz kadını ibreti alem olsun diye hapse at. Başkasının kocasını ayartmak neymiş görsün. Asıl iffetsiz o. Onu atın içeri. Bırakın beni. Bırakın. Bunun hesabını vereceksin Halide. Bunun hesabını vereceksin. Yürüyün. Bir de beni tehdit mi ediyorsunuz? Terbiyesizler. Sen insan mısın? Ha? İnsan mısın sen? Yeter artık. Götür şunları. Bunun hesabını vereceksin. Getir Gülizar. Buyurun Halide. Zaferimin şerefine içiyorum. Afiyet olsun. Hayırlı bir haber mi var Halide Hanım? Yukarıdaki küçük odayı hazırlayın. Bebek odası olacak. Bebek odası mı? Anlayamadım ama. Sen dediğimi yap. Sonra anlarsın. Kurtarın beni. Haberi alır almaz geldim Serap Hanım. Komutanla konuştunuz mu? Çıkartacaklar mı bizi? Maalesef bu mümkün değil. Ama biz hiçbir şey yapmadık. Bizi burada tutmaları imkansız. Kanunen buna hakları var Serap Hanım. Evli bir adamla geç bir saatte mutat bir meskende baş başaymışsınız. Bu yeterli durum. Ne demek bu? Anlamıyorum. Serap Hanım, evli bir adamla dul bir kadın gecenin geç bir saatinde baş başa bir evde yakalanıyor. Siz olsanız ne düşünürsünüz bu durumda? Ama biz bir şey yapmadık. Orada hiçbir şey olmadı. İnanın yok öyle bir şey. Size inanıyorum. Ama ne yazık ki bunu kağıt üzerinde ispatlamamız mümkün değil. Yakalandığınız durum zina suçlamasına müsait. Deliller aleyhinize. Bakın. Halide Hanım bu sabah Kemal'e ondan boşanacağını söylemiş. Bizim peşimizi bırakacağını söylemiş. Belli ki bize bir tuzak kurdu. Ayrıca asıl ahlaksız olan Halide. Kemal'le evliyken başka birinden gebe kaldı. Halide Hanım hamile mi? Çocuğu düşürdü. Peki bunu ispatlayacak bir şahidiniz var mı? Var, var ama konuşacağını sanmıyorum. Şimdi ne olacak peki? Nöbetçi mahkemeye sevk edileceksiniz Serap Hanım. Bu tür davalarda hakimin kanaati önemlidir. Sizin müdafaanızı yapacağım. Peki karar ne çıkabilir? Yani eğer hakim bize inanmazsa? Suçunuz sabit görülürse 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası mümkün. Neden senin evinde kalıyor? Söyledim ya. Kalacağı evin tadilatı bitene kadar. Başka ev mi yok koskoca Adana'da? Geceleri aynı evde kalıyorsunuz öyle mi? Hayır ben dışarıda yatıyorum. Hem Güllü'nün anası Zehra teyze de bizimle kalıyor. Jandarma evi bastığında başka kimse yokmuş. Zehra teyze sabah gitmiş. Biz de
Birlikte bebeği uyutuyorduk. Sonra da ben dışarı çıkacaktım. O sırada jandarmalar girdi. Ya tam çıkacakken. Garip. Anlaşılan siz inanmak istediğiniz şeye çoktan inanmışsınız. Ne desem de fayda etmeyecek. Var mı başka ekleyeceğiniz? Evet var. Bu mevzuda Serap Hanım'ın hiçbir suçu yok. Ben bütün mesuliyeti üstüme alıyorum. Serap Hanım'ı bırakın gitsin. Zina çift taraflı işlenen bir suçtur. Bunu söylemeniz manasız. Bakın savcı bey. Halide'den boşanmak için aylardır uğraşıyorum. İsterseniz verdiğim dilekçeye bakabilirsiniz. Halide bunu hırsından yapıyor. Serap'la evlenmemize mani olmak için yapıyor. Yani Serap Hanım'la bir münasebetiniz olduğunu itiraf ediyorsunuz. Bu kısmı bizi alakadar etmez. Yasalara göre zina suçtur. Yani ikimiz de hapse mi gireceğiz? Ona hakim karar verecek. Suçunuz sabitleşirse evliliğiniz resmi olarak biter. Zina suçundan hüküm giydiğinizden eşinizle boşanmış sayılacaksınız. Halide'den boşanabilecek mi? Evet. Yasalar bu hususta kadınları korur. Zina suçu işlemiş bir adamla kadını evli kalmaya mecbur etmek acımasızlık olmaz mı? Ben aylardır istemediğim bir kadınla evli kalmaya mecbur bırakıldım savcı bey. Sizce bu haksızlık değil mi? Zina etmiş diyorlar. Esra mı? Ağzını topla hele. O ne biçim laf öyle? O biçim laf işte. Yalan mı duyduklarımız? Yalan tabii. Tek mi iftira? Lafınızı dartın da konuşun. Kız, Zehra, ne oluyor? Yok bir şey. Ya. Kemal'le Güllü tutuklanmış diyorlar. Bu işin aslı astarı var mı Zehra bacı? Yani bakıyorum da senin de ağzında bahla ıslanmıyor Hacer. Ama herkeşlerin bildiğini Reşit'ten mi saklayacaktım? Duymadın mı Reşit Efendi? Ne? Zina işlemişler. Aa! Günahlar boynuna. Ya bu zina var ya. Çok kötü bir şey. Hiç yakıştıramıyorum. Yalan! Tek bir iftira! O Halide denen soysuzun işleri bunlar. Sen istediğin kadar yalan de. Kemal'le evde basılmışlar. Ne oluyor Eren'le? Sen söyle Hafız Efendi. Zina yapanın hali ne olur? Tövbe! Cenab-ı Allah katında evli bir erkeğin bir kadın ile münasebette bulunması zinhar yasaktır erenler. Kabak doğru söylüyor. Ben de bir yerde okumuştum. Zina en büyük günahmış. Ayıp ayıp. İftira etmek büyük günahtır. Sizin kızınıza böyle laflar dinse ne ederdiniz sen? Ben kızımın namusuna laf ettirmem. Siz ailece tek mil yoldan çıkmışsınız bacım. Sen Eren'e sahip çıkamadın. Kızına mı çıkacaksın? Yalan mı komşular? Cemşir Efendi elini kolunu sallaya sallaya eve kadın getirmedi mi? Şu halıma bak Hacer. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Ya kızımın başına bir iş gelirse, ya onu mahpuslara atarlarsa, bu çocuğun hali ne olur ha? Aman bacım, ağzından yel alsın. Hem bir şey olacak olursa sen varsın ya, ortada kalacak değil ya bu çocuk. Öyle, öyle ama Özen Aslı gibi olur mu hiç, ha? Olur mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.